Annenin kaybolması hikayesini dinlemek istiyorum. Bir depremi tamam. atlattınız sağ salim. Kimseye bir şey olmadı. Sonra tekrar başka depremler, Atçılar şeyler oldu. yaşandı, Gölcük depremi yaşandı falan evet. filan. Annem bir seyahate gidiyorum dedi ve bir daha annemi bulamadık. Yani uzun yıllar mahkemeler, gazetelere verildi. Gaypli kararı çıktı zaten artık. Hani sonrasında da babam vefat etti. Ne zaman? Ee, annemden birkaç sene sonra. E sen yani 17-18 yaşındaydın. Tabii tabii. Sonrasında da ablam vefat etti. Bayağı korkunç şeyler yaşadım. Yani birden hani annesi babası olan, <laughs> doğru düzgün bir eğitimin içinde olan bir çocukken birden bir baktım. E, sokaktayım yani. Hani Hiç kimsem yok, hiçbir şeyim yok, yemeyeceğim yemeğim yok. E, bayağı böyle kışın e, işte ısı sistemi olmayan bir evde titreyerek yattığımı biliyorum. Hani çok korkunç şeylerin içinden geçtim. Can kaç yaşındasın o zaman? Bunları yaşarken evet. işte 19-20 falan. Okulun neresindesin? Üniversitede Okul falan mi bitti? bitti. Lisede miydin o ne yani, yani, yani Hiçbir şeye gidebilecek bir durumda değilim. Zaten. zaten annem babam öyle olunca e, ailemden bazı kişiler işte bunun okuluyla falan uğraşmıyorum. Ön askere gönderelim derdine düştüler. E, sonra zaten yani çok çok yani Bittin anlatacak olursa, Hayır. Yani çok korkunç şeyler Şimdi Onların elinden resmen kaçtım. Hani kendim arkadaşlarımla kaldım. Sonra e, böyle. Ablam ne yapıyor bu arada? Ablam o bilinçte yani bana sahip çıkabilecek o enerjide birisi değildi. Annen birkaç gün sonra anladınız ki bu kadın dönmeyecek. Dönmeyecek değil yani, yani hemen şey araştırılmaya oldu. başlandı. Ya, yani. İşte şey oldu. Ee, çünkü annem devamlı kendi ailesini ablamı ya yani bize çok düşkündü. Annem öyle bırakıp gidecek birisi değil ya. Yani bir yerde başına bir şey geldi ben öldürüldüğünü düşünüyorum. Babam Hollanda'da vefat etti. Annem kayıp. Ee, ne bankada birazcık bir para var hani ya çok yüksek bir me meblağ değil. hani bini geçmez yani belki çok daha düşük. Onu alamıyorum. Annemin kasası mesela bir altını onu alamıyorum. Sigortaya başvuramıyorum. Hani annem babam kayboldu. Ne ben yaptın? okuyorum. Ne yaptın? Bana... ne içtin? Valla aç kaldım. <laughs> yani hani çok zor şeyler yaşadım. Yani Kendini öyle... nasıl tedavi ettin? Kimin Şöyle kendim omzunda ağladın. Şimdi ne hiç Nasıl omzunda... meczup olmadın? Nasıl gidip maddelere bulaşmadın? İşte, Alkolik olmadın? Ne kimsenin, bileyim ben yani hani kimsenin omzunda falan ağlayamadım. Yani ee, o dönem tamamen kendimi meditasyona, kişisel gelişime, kendimi geliştirmeye ve inanca odakladım. Nasıl yapıyordun? Dua düşündüm. mı ediyordun? Ne yapıyordun? Çok şey yapıyordum. Yani dua etmenin ötesinde devamlı kendi bilincimde çalışıyordum. Mesela birisi bana negatif bir şey söylediği zaman iptal, iptal, iptal. Öyle deme diyordum mesela ee, ve otomatik ben pozitif düşünüyordum. Hep pozitif düşünüyordum. Kendimi mutluluğa odaklamıştım mesela ama devamlı. Ama bu ne kadar gerçek? Ne kadarı tedavi? Ee, şimdi şöyle yaşadığımız şeylerin içinde benim hayatımda o zamandan bu zamana kadar gelirken tabii birçok şeyin içinden geçtim Yaşadığımız şeylerin içinde eğer aman tanrım niye bunlar benim başıma geliyor demek yerine farkındalığa yönelirsek Ne demek hocam? Farkındalığa yönelmek demek. Sen karanlık bir odanın içinde olduğunuzu düşünün. Ee, hiçbir şey görmüyorsun İlk ee, ilk başta birazcık ışık yanmaya başladığı zaman ilk başta bir odanın içinde olduğunu fark ediyorsun. Sonra ışık arttıkça eşyaları görüyorsun. Işık iyice artmaya başladığı zaman e, renkleri görüyorsun, kirliliği, dağınıklığı toparlayabiliyorsun. Sonra ışık iyice arttığı zaman, açıldığı zaman dolabın arkasındaki kapıyı görüyorsun, itip kapıdan dışarıya çıkabiliyorsun. Yani sonuç olarak bizler hayatlarımızda yaşadığımız çok kötü şeylerin içinde "Ha niye bunlar benim başıma geliyor? Şöyle de, böyle de dışarıyı suçlamak, hayatı suçlamak yerine" farkındalığa yönelip hayatımızda yaşadığımız her şeyden ders çıkarmaya başladığımız zaman gerçekten her şey bambaşka